Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'i üzecek açıklama. Desteklemiyoruz. Değerli izleyenler, İsrail ve Hamas arasında gerçekleşecek rehine takası anlaşmasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı. Netanyahu, anlaşma orduya hazırlanma fırsatı verecek derken, İsrail Devlet Televizyonu Kansa haberi, ordu ateşkes anlaşmasını Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul ettiği ifadeleriyle geçti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise İsrail hükümeti operasyonlarını güneye taşımayı düşünüyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tarz operasyonları desteklemiyoruz diye yanıtladı. Kirby taraflar arası yapılacak olası esir anlaşması için İsrail Savaş Kabinesi ve Hamas tarafından bazı onayların alınması gerektiğini aktardı. Bölgeye günde 500 yardım tırı geçişinin barış zamanında bir standart olmasına karşın, güncel durumda bu sayıya ulaşmanın zor olduğunu belirten Kirby, hedeflerinin günlük 150 yardım tırı olduğuna ancak buna henüz erişemediklerine dikkati çekti. Hamas'ın 7 Ekim'de saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğuna yönelik haberlere ilişkin sorulan soruya Kirby, bu konuda herhangi bir spesifik bilgiye sahip değilim yanıtını verdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'i bir şirketin ortağı olduğu kargo gemisini Kızıldeniz'de ele geçirmesi üzerine ABD'nin Husileri terör örgütü olarak tanıyıp tanımayacağı sorusuna Kirby, bu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek İran'ın da bu konuda suç ortağı olduğunu kaydetti. Kirby, Husilere yönelik potansiyel terörist tanımlamasını gözden geçirmeye başladıklarını ifade etti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.